Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, vefatının 21. yılında Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında anılırken törene eşi Gül Sunal geçirdiği kaza nedeniyle katılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu, 3 Temmuz 2000 yılında 55 yaşında vefat eden Kemal Sunal, ölümünün 22 Nisan yılında Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında anıldı. Kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile aile yakınları ve sevenlerin katıldığı anma öncesinde, Ali Sunal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ali Sunal, "Zaman nasıl geçti anlamıyor insan, daha da duygusallaşıyor. 22 yıl gibi geçmedi bizim için. Hala aklımızda, hala çok sıcak. Bu arada çocukluğumuzun süper kahramanlarından Cüneyt Arkın'a da buradan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Gerçekten benim kahramanlarımdan biriydi. Onunla fotoğrafımı ararken sünnet düğününü, o albümü buldum. Onunla bir fotoğrafımı paylaştım. Onu koyunca babamla ikimizin de bir fotoğrafını buldum. Onu da paylaştım. Çok güzel şeyler yaşanmış, geriye güzel anılar kalmış. Çünkü güzel insanlarla yaşanmış. O yüzden de şanslı hissediyoruz kendimizi. Ama acı, sert bir özlem var, mekanları cennet olsun," dedi. Ezo Sunal ise, 22 yıl deyince sanki çok zaman geçmiş gibi geliyor ama her yıl daha da artarak devam eden bir özlemle anıyoruz. Ve görüyorum ki sevenleri de o şekilde. Hep aynı şeyi söylüyorum, kocaman bir aileyiz. Arayan, mesaj atan, sosyal medyadan paylaşımlarıyla destek olan, dua eden herkese de buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum, diye konuştu. Gazetecilere de ayrıca teşekkür eden Ali Sunal, annesi Gül Sunal'ın katılamamasıyla ilgili soruya da, talihsiz bir kaza geçirdi. Kaburgasını kırdı, düştü. Ona da buradan geçmiş olsun diliyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin. Gelemedi selamlarını yolladı. En kısa zamanda onunla da geleceğiz, dedi. Okunan duaların ardından Ali Sunal ve ailesi, başsağlığı dileklerini kabul etti.